Herkese merhaba. Bugün pazar. İnşallah herkes iyidir. Umarım iyisinizdir. Geçen hafta ehliyet sınavına girdim. Daha ilk aşaması yazılı sınavına girdim. İkinci randevumu alacağım, road testimi alacağım. İnşallah başarılı olursam da ehliyetimi alacağım. Bu biraz özellikle İngilizce bilmeyenler için uzun, sıkıntılı bir süreç. Ben nasıl randevu aldım, nasıl sınava hazırlandım? Onları anlatmak için size ekran kaydı aldım. Nerelerden giriş yapabilirsiniz diye. İlk önce sınava girmek için, yazılı sınava girmek için randevu oluşturmanız gerekiyor. Hadi hep beraber sayfaya girelim. ICBC'nin sitesine giriyorsunuz. Tıklıyoruz. Devam ediyoruz. Mor olan kısmı tıklamanız gerekiyor. İzin verelim. Harita geliyor. Haritayı küçülttüğünüzde size nerelerde ICBC var onu gösteriyor. Yakın olanı seçebilirsiniz. Eğer uğruna inandığınız varsa onu seçebilirsiniz. Point Grey'i seçelim. Ben Point Grey'de girdim. Kalabalık olmuyor. O çok güzel. Buradan ikinciyi tıklıyoruz. Bizim gireceğimiz sınav birinciyi tıklamanız gerekiyor. Exchange ile başlayan. Bizim sınavımız 35 dakika sürüyor. 35 dakikada 50 soru geliyor. Biraz da sınavdan bahsedeyim size. 50 tane soru gelecek. Bunun 40'ını doğru yapmanız gerekiyor. 10 tane yanlış hakkınız var. 11. yaptığınızda kalıyorsunuz zaten. Ayakta giriyorsunuz. Böyle ekran, yani yazılı sınav değil. Ekran var. Ekranı tıklayarak doğru seçenekleri seçiyorsunuz. Her soruda 4 seçenek var. A, B, C, D şıkları var. 4'te 1 sallama hakkınız var. Bununla beraber sınava nasıl hazırlandınız? ICBC'ye gittiğiniz zaman size ücretsiz kitapçık veriyor. O kitapçığa oturup çalışabiliyorsunuz. Ben genelde ezberledim. Ezberledim ama 2 kere geçemedim. Bu sefer ne yaptım? Kitabı Türkçe'ye çevirdi eşim. Türkçe'ye çevirdikten sonra ilk önce Türkçesini okudum. Kuralları ezberlemeye çalıştım. Daha sonra İngilizcesini açtım. İngilizce işte paragrafı okudum, Türkçesini okudum. Bir de soru çözebileceğiniz uygulama var. Ona da bakarız birazdan. İkinci 35'i seçtikten sonra nerede girmek istediğinizle ilgili ICBC'nin adresleri geliyor. Hangisinde girmek istersiniz? Ben bunu da girdim. Devam ediyorum. Seçtikten sonra size takvimi çıkıyor. Boş günleri ne zaman? Atıyorum 24'ünde 9.20, 9.55'te boşluk var. İkisinde gireyim, 2 Şubat'ta gireyim derseniz daha çok seçenek çıktı. Daha çok boş an var. Seçelim, 12.50'yi seçelim. Burada bilgileriniz geliyor. Bilgilerinizi giriyorsunuz. Özel bilgilerinizi. En sonunda kabul ediyorsunuz ve create appointment dediğiniz zaman randevunuz oluşmuş oluyor. Randevuya 15 dakika önceden gidiyorsunuz. Resepsiyonda sıraya giriyorsunuz. Sizden 2 tane kimlik istiyor. Fotoğraflı kimliğiniz olacak. Bir de tabii ki çalışma izninizi istiyorlar. Onları beyan ediyorsunuz. Daha sonra size sıra numarası veriyor. Sıra numaranız geldiği zaman işlemlerinizi oradaki görevli yapıyor. İşlemlerinizi yaptığında $15 ödüyorsunuz. Sınavdan her kaldığınızda bir hafta beklemeniz gerekiyor. Bir hafta bekledikten sonra tekrardan başvuru yapabiliyorsunuz. Her sınava başvuru yaptığınızda da $15 ödeme yapıyorsunuz. Aklıma gelen başka dikkat etmeniz gereken, size bir de uygulamayı göstereyim. Ben soruları nereden çözüyorum? Ona da bakalım. Buraya girdiğiniz zaman, yani Take a Practice teste girdiğiniz zaman burada uygulamayı indirebilirsiniz. iOS'a ya da Android telefonunuza indirebilirsiniz. Ama orada soruları tıkladığınız zaman soruları Türkçe'ye çevirmiyor. Üstünde işlem yapamıyorsunuz. Ben o yüzden telefonu indirmedim. Şu yukarıdaki kısmı seçtim. Bunu tıkladığınızda işte full test mi yoksa sadece hani işaretler mi, trafik levhalarının işaretlerini mi, onları seçiyorsunuz. Vancouver'da
şey yok. Türkçe sınava giremiyorsunuz. Bunun için çevirmen tutabiliyorsunuz. Çevirmen ücretinde 150 dolar olduğunu duydum. Buradan işte soruları bilemediniz diyelim. İşaretliyoruz. Çeviri, el işaretleri, seçenekler. Örneğin tıklıyorum. Yanlış. Doğru cevabı gösteriyor ve size kitabın ICBC'den almış olduğunuz kitabın kaçıncı ünitesinde olduğunu da gösteriyor. İsterseniz kitabı ben gidemem alma şansım yok derseniz uygulama üzerinden de indirebiliyorsunuz. En güzeli kitabı fiziki olarak ya da indirdiğinizde Türkçesine mutlaka çevirin. Çünkü farklı gelen kelimeler çok olacaktır. Ben üçüncü de geçebildim. Önümüzdeki günlerde bakalım rot testini alacağım. Cesaretimi topladığım anda. Aklıma gelenler bunlar. Sorularınız olursa yazarsanız ve abone olursanız çok sevinirim. Herkese iyi hafta sonları. Çok öpüyorum. Görüşmek üzere.